SBS Türkçe ilesiniz. Türk Derneği Başkanı Mehmet Evin'le birlikteyiz. Mehmet Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Seda Hanım. Teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey, şimdi Aralık ayında Sydney'de yeni bir Türk Festivali düzenleniyor. Bu festivalin detaylarını bizimle paylaşır mısınız lütfen? Evet, 8 Aralık Pazar günü. Harika bir festival organizasyonu içindeyiz. Bu festivali biz Cumhuriyet Bayramı'nda yapmak istiyorduk. Fakat kullanılmak istenilen parkın dolu olmasından dolayı orada yapamadık. Maryland'de yapmıştık. Ondan sonra Parramatta Belediyesi bizimle temasa geçti. Projemizi çok beğenmişler ve bir iptal olduğunu söylediler 8 Aralık'ta. Biz de hemen kaptık onu. Festivalimiz 8 Aralık Pazar günü saat 12 ile 6 arası. Prince Alfred Park, Parramatta'da olacak. Peki siz daha önce, çok kısa bir süre önce Maryland'de bir festival düzenlemiştiniz. Şimdi bu festivalin farkı ve özelliği ne olacak? Farkı, bu parkta, Parramatta'da ilk defa Türk festivalinin yapılması. Bunun için düzenliyoruz sanat, yemek ve kültür adı altında. Önemli sanata ve Türk mutfağına veriyoruz. Şu anda 16'ya yakın Türk mutfağından çeşitlerimiz olacak. Sağ olsun Sydney'deki mutfak sektöründe faaliyet gösteren arkadaşlar bizi destekliyorlar ve orada o gün mamullerini satışa sunacaklar. Peki Parramatta'daki bu park bütün toplumların kullandığı önemli bir festival alanı, öyle değil mi? Bu bakımdan da önem taşıyor galiba şu anda orada bir Türk festivalinin yapılacak olması. Aynen, zaten ısrarımız onun içindi. Daha bugüne kadar Hindistanlar olsun, Yunanlar, İtalyanlar, farklı etnik grupları orada harika festivaller yaptı. Benim de kişisel olarak katıldım. Multikültürel Avustralya'nın güzelliklerden bir tanesi. Diğer kültürleri de kapsayabiliyorsunuz. O gün orada kendi kültürümüzü, kendi mutfağımızı, kendi sanatımızı tanıtma imkanı doğdu bize. Parkın diğer özellikleri Parramatta merkezinin göbeğinde olması, artı bu parkın festivallerle bağlaşım olması. Çoğu toplum biliyor burada festivallerin görkemli olduğunu. Biz de onun için görkemli bir Türk festivali hazırlıyoruz diye düşünüyoruz. Ve toplumumuzdan çok güzel destek geliyor, ilgi geliyor. Umarım katılım da güzel olacak. Peki Parramatta Türk Fest'te neler yer alacak? Şimdi dediğim gibi 16 çeşide ulaştık. Hedefimiz 20 yemek, Türk mutfağından sunum yapmak. Çeşitli gruplardan performanslarımız olacak. Türk halk müziğinden Uygur halk müziğine, Azeri müziğinden Türk müziğine, davul zurnamız olacak. Halay çekeceğiz orada o gün. Türk Fest'e hedeflediğimiz alanlardan birisi, bu festivali sadece Türkiye'den gelen Türk toplumuna değil, Türk toplumlarını bir araya getirmek. Azerbaycanlı arkadaşlarımız gelecek, satacak ve müzikleri olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Derneği'nin standı olacak. Uygurların hem dansı ve hem mutfağından örnekler olacak. Artı Tatar arkadaşlarımızdan bir katılım bekliyoruz ve Macaristanlı arkadaşlarımızın çadırı olacak. Bu sefer performans yapmayacaklar ama 23 Nisan'daki festivalimizde sözleri var, oraya gelecekler. Ama milli kıyafetle çocuklar katılacak. Macarlar da biliyorsunuz son zamanlarda Türk kökenlerini pekiştirmeye başladılar. Biz de bunları kucaklamak istiyoruz. Yani Türklerin sadece Türkiye'de yaşamadığını ve büyük bir topluluk olduğumuzu tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Artı Türk öğrencilerinden güzel etkinlik olacak. İlk defa kanun eşliğinde Türk öğrencileri I Am Australian şarkısını söyleyecek koro olarak. Tarık Hüseyin Kanun Çalan arkadaşımızın eşliğinde. Bu cumartesi günü provamız var Guildford Public School'da. Tüm öğrencilerimizi oraya bekliyoruz. Artı bu seneki bizim sanat müzik enstrümanımız Kanun sergilenecek festivalde.
karnımızı tanıtacağız. Toplumun güzelce gezebileceği, eğlenebileceği, müzik dinleyebileceği, dans dinleyeceği bir festival düzenliyoruz. Çocuklarımızı unutmadık tabii ki. Onlar için de binebilecekleri Luna Park'ımız olacak. Gençler için de onlar için yüz boyama, henna ve çocuk oyuncak standı olacak. Peki Mehmet Bey, siz yıllardır bir Türk Toplumu Derneği'nin de yöneticisisiniz. Bu tip toplum festivallerinin düzenlenmesinin nasıl bir önemi var sizce? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bilakis bugünlerde çok büyük değeri var. Çünkü toplumumuzun bölünmüşlüğünü görüyoruz. Birincisi toplumumuzu bir araya getirmek, tekrardan kökenlerimize değmek, kültürümüzü yaşatmak, gençlerimize ve çocuklarımıza büyük bir topluluğun bir parçası olduklarını göstermek en büyük hedeflerimizden birisi. Yani bu ülkede yalnız değilsiniz, Türk kökenlisiniz ama bakın sizin de bir toplumunuz var. Sizin de böyle diğerleri gibi görkemli festivalleriniz, etkinlikleriniz, buraya bıraktığımız eserlerimiz var. Camilerimizle, okullarımızla. Bunlar çok önemli kimliğimizi muhafaza etmemiz için. Biz çok şanslıyız. Avustralya gibi bir ülkede yaşıyoruz. Bizi, kültürümüzü, dilimizi muhafaza etmemiz için teşvik ediyorlar. Bizim 7 tane dil okulumuz var. 2 tane oyun grubumuz var. Oyun okul öncesi çocuklarımız için ve bunlar teşvik ediliyor. Ne güzel. Bunlardan toplumumuz faydalansın. Dilimizi, kültürümüzü gelecek kuşaklara devam ettirelim. Peki Mehmet Bey, bizi dinleyenlere bir mesajınız var mı acaba? Evet, mesajım şu. Bu güzel ülkede bize verilen imkanlardan yararlanalım. Dilimize, kültürümüze sahip çıkalım. Gücümüzü gösterelim, birliğimizi gösterelim. Hadi gelin Türk toplumu, 8 Aralık Pazar günü Alfred Square, Parramatta'da bayraklarınızı kapın, gelin ve Sydney toplumuna Türkleri gösterelim. Lütfen katılın. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. SBS Radyosu'na bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.